Şühele bak be. Alem daha yaz aylarında kış günlerinin defülesini yapıyor be. Ulan ben bir taraflarımı yırtsam bu modu denen kuşu tutamayacağım. Da ben bak üstünde futbol topu resimli bir kravatım olacaktı. Nerede olduğunu biliyor musun lan? Sana diyorum lan sana. Burada meclis başkan yardımcısı bağırmaya. Üstünde futbol topu resimli kravatım olacaktı. Nerede olduğunu biliyor musun? Hangi dağda kurtuyor dedim kravat takıcım be? Yularsuzayım. Ben bak zaten kafam bozuk bak. Bütün hırsımı senden çıkarmayın şimdi. Kravatımı gördün mü diyorum lan? Bak sen zaten giyim kuşam konusunda gayetten de zevksiz cahil bir adamsın. Bir kere şu üstündeki koynaya kravat yakışmaz. Hadi ille de giyeceksin dersen de elimdeki onlardan bir tanesini takıver. Hiç fark etmez. Eşit ölçüde zevksiz duracak nasıl? İnek anamadan dinemeden konuşma la. Akşamleyin Birene'de İtalya'nın maçını seyredeceğiz. Bunu için söylüyorum. Gördün mü kravatımı nerede? Öyle de sene be. Öyle de saygın bir etkinlik tabii. Öyle şey kravatsız seyredilir mi? Da kuş kadar beynine bakmadan bir de benimle kafa bulmaya kalkmaz mı? Salak ben öyle lanetteyim kravat aramayayım. Futbol topu desenli kravatımı araya. He, öyle desene be. Hani üstünde böyle küçük küçük futbol topları var. Ha tamam işte o. Hani böyle küçük küçük bacaklar var. Futbol toplarını dekmeli ya bir yere. Tamam ulan işte gördün mü nerede olduğunu? Görmem mi? Zaten evde ne kaybolsa benden sorulur. Sana soruyorum lan işte nerede? Büyük bir ihtimalle İstanbul'un çöplüklerinden birindedir. Belki senin gibi bir zevksiz çöpçü bulup boynuna takmış. Ne? Lan yoğuza attın mı lan benim kravatımı he? Yani eski çoraplardan fıydırdım geçti. De nasıl fıydırdın lan? Ben de şimdi senin fıydırdığını götüreceğim lan. İtilmiş yok mu? Bak çekil kız sen de mi kaza? Ulan vurma! Vurma kafamı vurma ulan! Aptal olacaksın! Lan sen zaten aptalsın lan! Aptalık! Ne olacaksın aptal olsun lan! Nasıl lan? İtilmiş ne yaptın? Bilmem ki. Öldün mü kız? Ne oldu buna? Olur mu öyle şey? Bu işlerin şakası olmaz ya. Gerçekten öldüyse? Ya canım ona bir şey olmaz. Bir seferinde tepesi üstü merdivandan attıydım bir şey olmadı. Antrenmanlıydı bu be. Kalkız kalkın sen git bana kolon yeme çabuk. Kalkız kalkın mı şey. Kalkıyor kız kalksın kız kalkın mı şey. Gerçekten çok kötü görünüyor. Can kurtaran çağıralım mı? Bilmem ki çağırsak mı kule. Bence çağıralım beyin kanaması falan olabilir. Kalkıyor kız kalkın mı şey. Kendine geliyor kız düz bak. Bak, şşş, bak diyorsun kız, he? Ay, bak, ay kakılmış, şükürler şu. Olsun. Ha çok korkuttun bizi. Kız kakılmış, bak, kız neye numara yapıyorsun kız? Şimdi bir dayak daha yiyeceksin, bak, hadi bakayım kalk. Neredeyim ben? Buradasın kakılmış, yine aramıza döndün. Siz kimsiniz hanımefendi? La o bizim hizmetçimiz, bilmiyor mu? He, burası nasıl bir evdi böyle? Ben neredeyim? He? Bu ne biçim bir beygir resmidir böyle? Ya böyle konuşma lan tuhaf oluyorsun lan. Burası bizim evimiz. Siz kimsiniz beyefendi? Ya ben senin kocanım bilmiyor mu? Hani? Burası nedir? Ben hangi şehirdeyim? He? Günlerden nedir? Aylardan nedir? He? Ben niye böyle burada oturuyorum? Ben kimim ki ne? Kış 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 kış! Himmet Emin'in tavukları Hacer'in bahçesine giriyor. Ulan köy meydanındaki çeşmenin yalandı, ördekler yüzüyor. Kız bırak şimdi ördekleri. Burası İstanbul kız. Anne! Ben İstanbul'a ne zaman geldim kone? Hatırlamıyor mu? Hiçbir şey hatırlamıyor mu kız? Bırak işte itilmiş boşuna uğraşma kendi adını bile hatırlamıyor. Yok adım hatırlayan benim adım kakılmış. Aa bak aa. Kendi adını hatırlayan demek ki kendine geliyor. Benim adım da itilmiş. İdilmiş. İdilmiş. Ama ne acayip bir ismin varmış be. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi. Yok aslında ilk defa duymuyor. Bizim Çapur Üzeyir Emmi'nin oğlunun adı itilmiş idi. Ana kız Allah kız. Çapur Hüseyin'in oğlu benim işte edilmiş. Ne? Sen misin be? Gelindin mi sen be? Hüseyin'in oğlu edilmiş. Ne? Bacak kadar sümük
doğrusun be. Ona hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Ay, belleğini tamamen yitirmiş zavallıcık. Ay, niye o kadar kötü dövdün itilmiş? Her zamankından farklı dövmedim ki. Bari bir doktor falan çağıralım ya da hatta hastaneye götürelim. Bırak şimdi hastaneyi hastaneyi. Ahiret soruları soranla şimdi başım derde girer orada. Ne yapacağız peki? Sen karışma. Ben onu düzeltirim şimdi. Hafızasını yerine götürün. Beni bak kahılmış. Soracaklarıma iyi cevap ver, tamam mı? Beni dinle şimdi. Seni dinleyen bitirmiş emice. Biz seninle evliyiz. Ama değil işte. Ben senin kocanın, sen de benim karımsın. Sen delirdin mi manyak amca? Ben daha küçük bir kızım be. Yok yok değilsin. Bunu sana kendi gözlerinle göstereceğim. Göre bir ayna götür kız. Göre çabuk. Bak şimdi kendinle göreceksin. Büyüdün sen kalan. Hadi kız aynaya götür. Heh. Bak. Al. Gör bakayım. Kendi kendine gör. Anne. Sahiden de be. Ben ne zaman büyüdüm kune? Şu benlerim de olmayaydı. Kendimi tanıyamayacaktım. Hadi. Gözlerimin de güzelliğine bak he. Çok sevimli bir genç kız olmuşum ben be. Genç kız değilsin kız. Kocaman karı oldun kız. Benim karımsın kız. Peki ben niye hatırlayamıyorum peki? Hatırlamıyorum. Çünkü küçük bir rahatsızlık geçirdin. Ne? Ne rahatsızlığı? Kafana bir darbe aldın da. Bir darbe aldın. Düştün. Kafayı çarptın, beyin sarsıntısı geçirdin. Hani o yüzden benim beli başım zonkluyor be. Peki, biz birbirimizi sevip de mi evlendik? Elbette, ben seni sevdim, bu bandan istedim, bu band evedi. Sonra evlendik, İstanbul'a koştuk. Peki sen ne iş yaparsın? Ben her iş yaparım, her iş geliyor elimden. Amelelik yaptım, fabrikalarda işçilik yaptım. Her iş yaptım, seni kul gibi geçindirdim. Aferin, çalışkan bir fedakar bir kocaymışsın. Peki beni çalışmadın mı? Sen hiç çalışmadın, öyle yan gelip yattın. Hazır iyiydin sen. Ben kul gibi geçindirdim seni. Sen arada evlere temizliğe gideceksin dedin ama ben seni bırakmadım. Gel, yani işte öyle. Sonra zengin olduk, buraya koştuk. Yani... Allah sana yürü ya kulum dedi öyle mi? Yok şu cilvelim adındaki beygire koş ya kulum dedi. O da koştu birinci geldi. Bana altılı kanyanda dünyanın parasını kazandı. Benim kafam iyicenim karıştı be. Hala hiçbir şey hatırlamıyorum be. Bak sen bana güven tamam mı? Benim dediklerime inan. Bana güven zamanla her şey düzelir. Biz seninle evliyiz. Peki evliliğimiz mutlu bir evlilik müydü? Çok. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Mahallede bizi örnek çift gösteriyorlar. Ben elimi kaldırıp sana bir fiske bile vurmayan ben. Hep seviyorum böyle. Atma tünü debre hasan, dağlar inlesin. İyileşti kız görüyorum bak. Seni yalan söylediğini anladı. Tabii yalan söylüyor. Tek ayak üstünde 40 tane yalım uyduruyor. Bir kere ben bu adamla evli değilim ki. He? Şu haydi suratlı adamla mı evleneceğim be? Kala kala sana mı kaldım be? Kız beni iyi dinle. Bak biz seninle aynı köydeniz diyor. Ben Çopur Üzeyir'in oğlu İdilmiş. Biz seninle evlendik kız. Yine mi hatırlamadın? Şöyle yaradına sığırıp sana bir tane... Ay ne olur yapma İdilmiş. Baksana tıbbi müdahaleye ihtiyaç var. Haklısın. Ben gidip bir tansiyonuma baktırıyorum. Sen de varsa evde buna iki tane aspirin ve kendine gelir. Merak etme kalın kafalı çabuk iyileşiriz. Şimdi biraz daha iyisin değil mi kakılmış abla? Al iç şunu. Abla dedi ona göre sen benim kardeşim oluyorsun değil mi? Ay yok yok değil. Hani ben sizin yanınızda çalışıyorum. Adım Ayşe benim. Ayşe. Ayşe. He? Ayşe. Tamam ben bir daha bu adı unutma. Affedersiniz adınız neydi? Of şimdi çıldıracağım. Çıldırmak ne kune? Ay gel gel Rukiye abla iyi ki geldin. Kakılmış abla hiç iyi değil valla. Ne oldu kız hayrola? İtilmiş abi başına vurduğundan beri hafızasını kaybetti. Anam elleri kırılsın inşallah. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yalan. Ya. Kız kakılmış.
Beni de mi hatırlamıyorsun? Bak ben Rukiye, Rukiye. Eski mahalleden arkadaşın. Eski ne kune? Mahalle ne kune? Ana. Arkadaş ne kune? Kız bunun hastaneye falan götürülmesi lazım. Hastane ne kune? Bak hastane, hani içinde doktorlar vardır. İnsanı böyle tedavi neyin ederler? Doktor ne kune? Tedavi ne kune? Rukiye abla ben de söyledim ama İtilmiş abi istemiyor. Herhalde başına bir iş açılır diye korkuyor. Allah onun boyu devrilir inşallah. Kız arkadaşım korkma korkma. Ben yanındayım, her şey yoluna girecek. Affedersiniz siz kimsiniz? Anam dağlara taşlara kız. Ulan ayı herif. Bunu da mı edeceydin arkadaşıma? Rukiye abla benim alışverişe çıkmam lazım. Sen Kakılmış ablaya bakarsın değil bakarım, mi? Bakarım bakarım, merak etme. İyi. Ben buradayım. Hoşça kal Kakılmış abla. Hadi güle güle, iyi yolculuklar. Mektup yazmayı unutma. Bu şirin kız kim? Kız o Ayşe, Ayşe. Senin yanında çalışıyor. Ha, anladım, öyle desene. Peki ben kimim? Kız Kakılmış böyle yapma kız, çok üzülüyorum. Vallahi ağlayacağım şimdi üzüntümde. Ağlarsın tabii. Rukiye dedim mi herkes bilir. Sulu gözlünün tekidir. Böyle yapma, halin içler acısı. Ben seni hastaneye falan götüreyim. Kız, kız sen Rukiye dedin. Benim adımı hatırlıyor mu? Elbet hatırlayayım. Seni nasıl unuturum ki? Her bir şeyi hatırlayayım. Kız, yani sen şimdi hafızanı falan yitirmedin mi? Tabii ki yitirmedim be. Aklımda, fikrimde, hepsi başımda. Hepsi numaraydı be. Kız Allah canını almasın be. Korkudan benim aklım başımdan gitti vallahi. Niye böyle artist gibi numara yapıyorsun? Değiştirmiş beni dövmekten iyice de vazgeçsin diye. Öyle vazgeçene kadar da temelli böyle kalıcı ne? Allah canını almasın. Kız sen şeytana babacını ders giydirirsin valla. Vallahi öyle. Güzel oynuyorum ama değil mi? İyiydim değil mi? Çok. İster misin benim adıma dizi yapsınlar be? Kız olur mu? Olur valla. Neyimizi yapsın kız? Herkes yapıyorlar zaten. Biz oynarız. Daha bu şey değil. Sürüm sürüm süründürecin o pandayı sunu. Burnundan fitil fitil getireceğim o dayakları. Yap kız yap, hak etti. Daha fazlasını bile hak etti. Alo? Senin boynun altında kalsın manyak Nuri. Ulan sen hangi cesaretle arıyorsun bu evi? Düzenbaz üçkağıtçı. Ben ne dokun? Nuri mi? Hangi Nuri? Ben hatırlayamadım ki. Benim aklım öyle banyo treni gibi gidip geliyor. Ben kimim peki? Ben sizi hatırlayamadım. Hadi bay bay. Anne gördüğümü bak, yakayı ele veriyorduk ya. Amanım ne derdik? Neyse ki sonu anda paçayı kurtar. İyi kıvırdın değil mi? Kıvırdın kıvırdın. Rabbi Rabbi. Hoş geldin İtilmiş. Nasıl oldu? Vallahi çok kötü. Hatta giderek daha da kötüleşiyor. Ben tahmin ettiğim gibi. Bak şimdi ben onu düzelteceğim. Sen hiçbir şeye karışma. Ne desem hadi, tamam mı? Tamam. Demek hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Her şeye yeniden başlayacağız desen ya. Bak, senin adın Kakılmış. Kakılmış. Ha, benim adım İdilmiş. İdilmiş. Ha, bu güzel hanımın adı da Ayşe. Ayşe. Ha, Ayşe bu evin hanımı oluyor. Ben de beyi oluyor. Yani Ayşe benim karım oluyor. Karım mı? Ha. De ben kim oluyorum? Sen de bu evin hizmetçisi oluyorsun. Yani bizim hizmetçimiz oluyorsun. Hizmetçi mi? Ama hiç bir işe yaramayan, hiç öyle yan gelip yatıyan, hiç yayılmışsın. Bak eve geldim karnım aç, yemek bile hazırlamamışsın. Boyun aşağım seni kovuyor. Kovuyor mu? Hiç bir işe yaramayan. Ne oldu bana bir eve? Ana geldiğini hiç fark etmemişim İtilmiş. Evine hoş geldin. Mucize karım iyileşti. Günün nasıl geçti? Maç kaç bitti? Bak maçı da hatırlaya bak. Ben her bir şeyi hatırlıyorum. Hiçbir şeyi de unutmam. Sen bana sor bakalım geçen sene bugünlerde ne yedin diye, ben onu da hatırlarım. Ya. Peki bunu da hatırlıyor mu? Peki yabancı gelmiyor. Demek bana numara yapıyorsun ha? Lan sen kimle? Kuşkada beyninin ne yapıyorsun? Ulan kısa ver. Bak kafama
hayatı renklendiren ayrıntılar oluyor. Ne güzeller değil mi şu çiçekler be? Doğru söylüyorsun. İnsanın gözünü gönlünü açıyor. Dua et de ütülmüşün üç tane açmış bunları ya. Vallahi zolata yerine yer bunları. Buna ne almışım be? Baksana. Artık o da kibarlaştı. Yemeğe oturmadan önce güzel güzel giyiniyor. Oh misler gibi after şevini sürünüyor. Aferin bana ha. Yemeğe kalamayacaksın şekerim. Ben dışarıda yiyeceğim. Niye kune? Ne işin var ki? Nereden çıktı durup dururken? Haklısın. Öcük ani oldu. Bir telefon geldi. Japon iş adamlarıyla iş yemeği yiyeceğiz. Ha. Bu iş bana biraz Çin işi, Japon işi gibi geldi şekerim. Senin Japon iş adamlarından ne işin olabilir ki? Tamuk ağaç ayırsın. Berbat. Ağzını topla, anlamadığım laflardan da konuşma bak. Sana inanmıyorum. Gene karılarla eğleneceksin değil mi? İstemiyorum. Git, beni yasaklıyorum. İzin vermiyorum. Demek yasaklıyorsun ha? Lan sen ülkemizin dış ticaretini baltalamaya ne hakkın var lan senin ha? Bir ülkemizin bir iş adamının Japon iş adamlarıyla konuşması nasıl yasaklanır? Tamam. İstediğin yere gidebilirsin şekerim. Bana sorma, ne gerek var? Hayırlı işler. Abicim iyi ki gelmişsin köfte orbe abicim ya. Ortam ne kadar neşeli değil mi? Ben bir pot diyorum abiler. Sen bir pot, ben iki tane top diyen. İki tane top mu abi? İki tane topla nereden çıktı abi ya? Pardon, pot diyen pot. Herhalde Fatih'in toplarından karıştırdı abi. Kızlar siz üzerinize alınmayın ha. Bu senin iki potun, bu da benim 20 milyonum. Ben yokum. Vay be, benden de pas. 20 milyonuna buyur. Bu az yedim seni. 3 tane tam. Vay be. Damlar abimi seviyor ha. Damlar abi de seviyor da papazlar pek sevmiyor. Vay kara papaz. 4 tane papaz. Ya ben deminden yere bir papaz attım gibime geliyor. Ne demek istiyorsun itilmiş arkadaşım? Yok ya bir şey demek istemiyorum ya öylesine yani. Kumarda kaybeden aşkta kazanır derler. Yok. Ya asıl Şahane ablam ne demek istiyor sana bakın ya. Evet kaldır abi başlıyoruz. 10 milyon daha. Vay be sorry be abiler ben pamuksuz kaçtım. Yok ben yokum. İres. Gördüm. Ah güzel. Boğaz pabucu yedin. Ben de irenk var. Vay be. Renk var ama şansın yok. Gitilmiş arkadaşım. Vay karas hayret bir şey ya. Bir dakika lan. Bir dakika dur bakayım. Dur bir şeye dokunma. Dur. Çek şu elini. Burada da bir as var. Bu oyun 5 tane asla mı oynanıyor lan? He? Nereden çıkarıyor lan bu kağıtları? Dur bakayım. Bunlar ne lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şöyle şey, üç kağıtçı gel git lan! Ne bu? İnek oğlu inek. Nereden çıktı lan bu? Sorry be abicim. Aramıza böyle bir üç kağıtçının sızmış olmasından dolayı utanç duyuyorum. Onun adına senden özür diliyorum abi. Beni keriz sandı üç kağıtçı salak. Hala elim ayağım tutuyor. Ya bir şey yapalım. Abi benden bu kadar gidelim mi abi? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ya? Öcükta oturuyordum işte. Bana bakma itilmiş. Bütün keyfim kaçtı. Ben keyfinizi yerine götürün kalsaydınız mı? Başka bir zaman. Yapma ya. Hayır, iyiydi bunlara. Neyse diyorsun ben de gidiyorum. Ya herhalde Jale ablam kaçtığına göre sen de durmazsın artık ya. Ya sen de beni iyice karı budalası zannın be. Yok ya ona ne şüphe ya. Ya gel otur ya gel otur. Şu pis herif senin sinirlerini bozdu be abicim. Gel birer viski içelim. Hadi gel. Gel şöyle hadi içelim abi. Abi al. Sen daha yatmıyor musun kalk? Yatmıyorum. Ayı bekleyeceksin. Hesap soracaksın. Ama ya yine kızarsın seni döverse? Kızarsa kızsın. Döversin de dövsün. İnsanın kemiklerinin kırılması gururunun kırılmasından iyidir. Güle güle abi. Abi güle güle. Tekrar kusura bakma. Böyle adamları katranı bulamak lazım be abicim. Şimdi görürsün sen ayı olayı. Kanlar yanında ben nefes. Ben de yok lan. Öldüreceğim lan. Ben de yok lan. Ben yine oğlu inek. Ne oldu abi ya? Ahlısına bana kumpas kurmuş inek. Bir tane çaktım gitti bu kadar. Hayvan oğlu hayvan. Bayıldı galiba. Dur bakayım abi. Abi bu adam nefes almıyor be abicim ya. Ne? Dur bakayım. Bak.
aynada mı ulanmadı abi? Bu adam ölmüş, mort. Ne diyorsun lan, ne mortu lan? Abi yani cartayı çekmiş. Yani tahtalı köyü boylamış abi. İmamın kayığına binmeye hazır durumda. Yani ölmüş abi de nasıl anlatayım, ölmüş abi. Ne diyorsun lan? Abi sen de vur deyince öldürüyorsun be abicim ya. Lan ben bir şey etmedim, şöyle bir ilittim lan. Abi neyse tamam abi. Arayalım karakola, ifadeyi ver. Artık nefsi müdafaa derken 5-10 yıl yer çıkarsın. 5-10 yıl mı dedin? Ne diyor lan? Taş çatlasın 15 olsun ya. Lan bütün kabahat bundan, ha ben bir şey yapmadım ki oğlum. Abi ben bilmiyor muyum kabahat sende değil. Yani ben hakim olsam şimdi sana anında beraat veririm. Ama hakim ne seni sanır ne de o pis herifi ya. Lan ne yapacağız lan bu Ali? Aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor lan? Yani ne bileyim, diyorum ki böyle cesedi ortadan kaldırsak mı diyorum. Ne, nasıl olacak bu iş? Dur abi dur, ben şimdi düşüneyim abi. Tabii tabii yani birkaç adam bulayım abi. Ben o cesedi ortadan kaldıralım. Sen abi sen mühim insansın abi. Böyle işlerle uğraşmaman lazım senin ya. Lan öyle sen ne kadar iyi bir adam mısın lan? Ben sen seni yanlışlamışsın lan onu lan. Ne yapalım olsun abi. Senin için canım feda ya valla. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Yalnız bir şey var abi ya, şimdi adam falan tutacağız ya, onlar biraz para falan ister ya. Ya paranın lafı mı olur lan? Allah'ın lafı da varsa. Al, al hepsini. Abi bu ne ya? Tamam be, yetmezse ben sana daha veririm lan. Ne olur sen git. Tamam, belli lan, tamam. Ben merak gideyim mi lan? Sen git abi, gel sen bana bırak, hiç düşünme. Tamam lan. Tamam abiciğim, güle güle, güle güle. Tamam lan, kalk artık, kalk. Tamam oğlum, kalk be. Ulan neredeyse ben ölecektim lan. Kalk hadi be. Gitti mi, gitti mi? Haa gitti tabii ya. Geri dönmez değil mi? Geri nerede dönecek? Nişanır sürülmüş gibi bununla da gitti herif. Benim işim bitti mi? Abi senin işin bitti. Tamam sen bir süre ortalarda görünme. Senin aktörlük paranı da vereyim. Al abi vallahi çok iyiydin ha. Televizyona çık sen vallahi. Yani ceset rollerini çok iyi yapıyorsun ha. Hadi ölümden sonraki hayatında başarılar dilerim. Bir süre ortalıkta görünme hadi. İnce ince